köpekleri uzaklaştırın, tamam. Amirim, birisini daha bulduk. Amirim burada yaşıyor. Tamam, çekil. Yaşıyor. Ambulans çağırın. Çabuk, çabuk sağlıkçıları çağır. Koş, koş, koş. Burada ne yapıyordu? Neden burası? Elindeki toprak kabın içinde ne vardı? Çok soru var, çok. Oğlum, Çınar. Ya sen deli manyağın birini aramıyor muydun ya? Al işte bak, görüyor musun? Kaçırılan iki kişinin cesedi. Ağan elinde cinayet aletiyle katil. Ağan da soygun sırasında çalınan kitap mı, defter mi, neyse artık o. Ağan da içinde zehir bulunan kap. İçinde zehir olduğunu nereden biliyorsun? Zehirdir oğlum o. Zehir. Başka ne olacak? Ya sen daha ne istiyorsun ya? Allah Allah. Adamın bir ben katilim diye not bırakmadığı kalmış Çınar. Onu da artık uyanınca alırsın. Alo. Efendim kızım. Ne? Kahvaltısını getirdiklerinde yatağı boşmuş. Tuvalette zannetmişler. En son kim görmüş? Gece hemşiresi. Saat 10'da kontrol etmiş. Uyuyormuş. Aysun hemşire? Onun mesaisi dün akşam üzeri bitmiş. Bugün de izinli. Aradık ulaşamadık. Fırat da bulmaya çalışıyor. Çok önceden fark etmemiz gerekirdi. Oya Hanım? Biz Emir'i zararsız zannettik. Agresif tavırlarını, o aralarda kaybolmalarını görmezden geldik. Babam olmasa sokaklara düşecekti. Keşke düşseydi de. Onca insan. Babam. Güvenlik kayıtlarını memur arkadaşlara ilettirdim. Umarım yardımı dokunur. Sar narin, yeri sar. Tam burada çıkışa yakın beliriyor amirim. Devamı? Amirim bu kadar. Kayıtlar haftada bir siliniyormuş. Bir tek dün gece 12'den itibaren var. Ulan adam elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gitmiş. Efendim Fırat? Amirim, hemşireyi buldum. Siz onun o koca adam cüssesine bakmayın. O daha bir çocuk. Yani asıl sizin ona bunu yapanı bulmanız lazım. Aysun Hanım, Emir'in öfkelendiğinde neler yapabileceğini kendi gözlerimle gördüm. Öfke nöbeti başka bir şey. Bir insanı gaddarca katletmek bambaşka bir şey. Evet, otokontrolü yok. Tepkileri tamamen içgüdüsel. Ama Emir'in içinde bir kötülük olsa bunu ben bilirim. Hissederim. Görürüm. Yani Emir yapmaz. Peki onu son gördüğünüzde halinde, tavrında bir farklılık gözlemlediniz mi? Yani Emir böyle şeyleri anlatmazdı ki. Yani hep derdini uydurduğu şarkılarda saklardı. Rap. Evet. Nerede görse beni herkes diyor geldi deli. Kaçıyorlar inadına dinlemeden beni. Ağzım var halbuki bak. Sesimi duyan yok. Buradayım ben aslında hep. Ama gören yok. Yok. Amir bak tam burada dinle. O beni görmedi çünkü arkası dönüktü. Uçtu aynı bir kuş gibi. Gözleri sönüktü. Sanki ilk defaydı korktum. Düşümde hayalet. Başka kimse görmedi ki. Oldu hayalet. Yo, yo. O beni görmedi hiç. Şşş. Kimse görmedi ki. Yo, yo. O beni görmedi hiç. Şşş. Kimse görmedi ki.
Vallahi Çınar, pek benim tarzım değil ama sen iyi diyorsan. Hı? Tamam işte oğlum bak, Hüsnü Yıldırım oğlu cinayetini çözdün. Diğer cinayetleri soygunda buna bağladın. Tamam bu işi bitirdin. Ha? Rahmetli baban olsa var ya seninle gurur duyardı ha. Amirim. Emir yapmadı. O değil. Değil diyorsun. Emir böyle cinayetleri planlayıp yapacak zekada değil. Diyorsun. Kızım. Getiriyorum müdürüm. Ya Çınar. Adam attım tuttum diyor işte ya. İşlediği cinayetleri almış şarkıya koymuş bir şey yapmış ya işte. Veya gördüklerini anlatmaya çalışıyor. İşte tam da bu yüzden kurban edilmeye çalışıldı. Katil bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Hem görgü tanığını ortadan kaldıracak hem de suçu başkasının üstüne yıkmış olacak. Evladım, oğlum yavrum. Ya cinayet aleti elinde değil miydi? Ama kullandığına dair hiçbir iz yok. Eldiven takmıştır. Olay mahallinde eldiven yok. Hem darp izi de yok. Siz demediniz mi? Belki zehirdir diye. Ya tamam işte ne bileyim ya. Belki de intihar etmek istemiştir. Nereden bileyim? Neden? Ne neden? Ne neden ya? Oğlum adam deli manyağın teki lan. Belki yanlış hapı almıştır. Belki kafasındaki bir ses ona bu cinayet işte falan diyordur. Olamaz mı yani? Amirim değil. Değil. Katil. Katil şifrenin peşinde. Son parçayı hala bulamadı. Belki de çoktan buldu senin haberin yok. Tamam. Tamam. Belki de siz haklısınız evet. Ama ya ben haklıysam? Ben haklıysam katil şu anda dışarıda dolaşıyor demektir bu. Bakayım 86 yerleştiriyorum. Tamam. Literatür nerede? Tamam. Tıbbi alaletleri. Tıbbi? Alaletleri. Alaletleri. 89. Tamam yazın siz buraya. Yazdım. Tamam. Hasta zapt derece. 91. Bana bunu salladı işte. Anladın mı? Baksana şuna. Manyak bu herif ya. Üşenmemiş, tasarlamış bunu. Cinayet aleti incelemeden geldi. Klinikteki laleyi değiştirmiş. Çivilere bak. Bunları sonradan kendisi koymuş. Öldürücü hale getirmiş. Bu Emir'in yapacağı iş değil. Günlük. Daha inceliyorlar. Amirim, kliniğin banka bilgileri geldi. Bu sefer bayağı detaylı döküm göndermişler. Müdürüm, bu herif bırak cinayet işlemeyi. Karısından korkusuna işemeye bile gidemez diyordum ama. Öyle vallahi ya. Elif sümsüğünün teki baksana. Ama Çınar, bak asıl böyle görünenden korkacaksın oğlum. Sen git bakın şunu bir silkele de neler dökülecek görelim hadi. Çınar Bey, bakın olaylarla hiçbir alakam yok. Bunu birkaç kere söyledim zaten size. Gerçekten bilmiyorum. Tamam. Şöyle yapalım mı? Ben bir baştan olayları bir anlatayım. Özetleyeyim. Eksik olursa sen araya girersin. Okey. Okey. 700 bin dolar desem, offshore hesabı desem. Bakın Çınar Bey,
offshore hesabı, 700 bin dolar. Gerçekten bunları daha önce söylemiştim size. Tuana desem. Hatta Tuana'nın LLC şirketin adı. Çok yaratıcısın gerçekten. Bilmiyorum. Tamamen tesadüf. Tamam, tamam. Sakin. Yani vardır mantıklı bir açıklaması. İçsene çayını. İç içeceğim. Şimdi şöyle oldu. Bu adam bir sabah uyandı, dedi ki ya ben bu damada hiçbir şey yapamadım. Ben buna bir 700 bin dolar ateşleyeyim. Gitsin geçsin Tuana'sıyla. Şimdi bak, ölünün arkasından konuşmak pek bana doğru gelmiyor açıkçası. Ama bu adam bırak sana bu parayı vermek, seni yıllarca eşek gibi çalıştırır, hakkını da vermez. Nereden biliyorum diyeceksin. Aynısı bende var. Hani seni içeri getirdik ya, yanımdaydı böyle kel, domuz gibi. Ha? Bildin mi? Allah Allah. O benim müdür. Aynı zamanda da kayınpeder. Tamam, bana burada müdürlük taslıyorsun. Tamam, eyvallah. Ama yani evde de rahat vermiyor. Ben senin yapacağın sorgu taktiğin içine sıçayım Çınar. Pardon kızım. Böyle var ya. Bazen diyorum ki saldır bunun boğazına. Anladın mı? Yak memureti, ne olacaksa olsun. Ama sonra duruyorum, diyorum ki yapamıyorum işte. Ben senin kadar cesur değilim. Çınar Bey, bakın ben olay sırasında odamdaydım. Odam... Tuana yanımdaydı. Ama lütfen Oya'nın haberi olmasın bundan. Ama şimdi gel sen bana bu olayı güzel güzel anlat. Bizim enerjimiz değişmesin. Çünkü canımız sıkılıyor öyle olunca. Canımız sıkılınca da kötü oluyor. Hadi anlat. Ya ben kimseyi öldürmedim diyorum. Tamam, o 700 bin doları aldım. Çaldım. Ama kimsenin haberi yoktu. Hala da bilmiyorlar yani. Sadece Tuana ile beraber yeni bir hayata atılmak istedik. Ama bunu lütfen karım duymasın. Çınar Bey, ben gerçekten kimseyi öldürmedim. Lütfen inanın bana, ben böyle bir insan değilim. Lütfen. Oya'nın haberi olmasın bu durumda. Melih, bir durur musun lütfen? Kışım döndü. Çınar Bey, ne oluyor? Kocamdan ne istiyorsunuz? Tayfur Bey'in itirafıdır. Geri size kalmış bir yanım. Çınar Bey. Gerçekten Emir mi yapmış? Soruşturma devam ediyor. Anlıyorum. Taraması tamamlandı. Tweet'i çıktıkça atacaklar. Bir kopyasını da sizin için çıkarttım. Yalnız eksik var. Sona doğru birkaç sayfa koparılmış. Gel benimle, gel. Seninki coşmuş. Kusura bakma. Durup durup iş çıkartıyoruz sanırım. Emir'in ön toksikoloji raporu geldi. Toprak kabın içinde bulunan karışımla uyumlu. Ne içmiş? Ne içmemiş desek daha kolay olur.
Misk, amber, mahlep, yonca, yosun, limon, beyaz biber, acı badem, zehirlenme. Bu maddelerin bazıları monogram ölçekte bile ölümcül olabilir. Kağıdıma bak. Haklı çıktı. Mert, hadi burada bıdı bıdı yapma. Geç mutfağa topla oğlum. Yerine bir paspas at, çöpünü boşalt. Hadi aslanım. Bana bak. Sen neden keçilik yapıyorsun? Biliyorsun abi. Ya adama gideceğim dedim. Önce bitirip bir haller. Şimdi de ortada yok. Dünden beri ortada yok ya. Güzel kızım. Polis bu. Bizim mesleğin gecesi gündüzü mü var? Sen bunu bilmiyor musun? Biliyorum. Ulan işin içinde bok yoluna gitmek de var. Sen bu çocuğu hiç mi merak etmiyorsun başına bir şey geldi mi diye? İyi olduğunu biliyoruz herhalde. Böyle serilmezlik burada. Bizim de içeride adamımız var. Yapma ya. Kimmiş o? Bana bak, sen Fırat'tan mı haber alıyorsun? Çık. Nalin. Çık. Nerede bizim zibidi damat? Çınar, Çınar. Çıktı müdürüm. İyi, sen ne yapıyorsun burada? Ben de işte bu iskeletin nereden gelmiş olabileceğini araştırıyorum. İyi, araştır bakalım. Tütükleri Yılmaz değil mi ya? Sizi tanıyor musunuz müdürüm? Tanıyorum, tanıyorum. Bizim Seyit Ali düştü peşine de bunun, sonra bir bok çıkmayınca bıraktı. Ukrayna'ya falan mı kaçtı, ne öyle bir şey galiba? Ya ben Kiev'le bağlantıya geçtim. Ama eşgale uygun ne bir iltica var, ne kaçak bir giriş. Bak bak bak, Kiev falan. Çınar mı öğretiyor mu size böyle şeyleri, antin kuntin işleri ya? Hadi neyse, çalış. Kağıdın dokusuna bakılırsa yakın zamanda yırtılmış. Bir şeyler kurtarabilir miyiz? Yazanın elinin hafifliğine bağlı. Sanırım arka sayfadan bir şeyler kurtarabiliriz. Su! Su! Evet, geldim. İyi yaptı. Konuşacağız dedin, geldim. Tamam, dur bir kızım. Bir konulanalım, konuşuruz. İyi o zaman, sonra konuşuruz. Her şeye celallenen sen, bir gece dışarı çıksan, 5 defa üst üste arayan sen... Ben buralardan gidiyorum diyorum ve hiç sesin çıkmıyor yani, öyle mi? Öyle. Lan ne dememi istiyorsun? Vermişsin kararını işte. Verdim. Tamam o zaman, bana niye soruyorsun? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun ya. Ya sen otomoka celallenen birisin. Şimdiye kadar çoktan başlaman lazımdı. Saçmalama Su. Oralarda yalnız başına ne yapacaksın Su? Ne diyeceğim ki ben ha? Ne diyeyim? Sanki bir şey desem bir işe yarayacak. İyi. Sanki bir başına yapabileceksin de orada.
Su. Su bak, benim mesaiye dönmem lazım, tamam mı? Döndüğümde akşam mutlaka konuşalım, tamam mı? Bir yere gitme. Su. Haklıymışsın. Yıldırım Efendi gizemli bir tedaviyi çözmeye çalışmış. Ve birçok yerde de eksik bir parçayı bulmaya çalıştığından bahsediyor. Dört unsur. Ahlat, erba. Ve buna uygun yapılan ritüellerden bahsetmiş. Nasıl ritüeller bunlar? Bedenin hava, su, toprak, ateş. Yani bu dört unsurla dengelendiği ritüeller diyor. Bu dört unsurla beraber vücut sıvılarının dengelendiği bir karışım. Reçeteyi geliştirdim diyor. Ne reçetesi? El Şeylisa. İbn-i Sinan kitaplarında da geçer. Çok eski bir karışımdır. İçinde misk, amber, gümüş tozu olan bir şey mi bu? Evet, evet, yani saraya, melankoliye, deliliğe, unutkanlığa iyi geldiği söylenir ama öyle tarçınla miskli olacak iş değil. Bazı kaynaklarda 100, bazı kaynaklarda 200 aşkın maddeden bahsediyorlar. Zehirli bir şey var mı içinde? İlaçla zehri ayıran tek şey dozdur. Ehil olmayan ellerde her deva zehre dönüşebilir. Çözdüm yazmış. Burada İbn-i Sina'nın melankoli tedavisini çözdüm yazmış. Eksik parçaları bulduğundan bahsetmiş ama hiçbir açıklama yapmamış. Sonra da aniden başlayan kolera salgınından bahsediyor. Aman Allah. Güvendiği emanet. Sonrasında güvendiği birilerine emanet ettiğini söylüyor. Kime emanet etmiş? Bu kadar. Aslında bir sayfa daha var. Arif abi de. Haber bekliyorum. Kuzum. Anne, ben acıktım. Haydi bakalım. Of, güzel ha. Nasıl? Nasıl görünüyor? Harika, nefes. Dur şunları sileyim. Rahat bir çabuk. Elif at ağzına. Çabuk. Köftelerin su yiyecek. Ha? Sen birine haber mi bekliyorsun? Suya ulaşamıyorum da. Yardım edeyim mi sana? Ben şu kızı bir arayayım. Hemen geliyorum. Thank you.
gel lan bir. Atma lan. Dur lan. Kimsin lan sen? Abi. Ha? Abi hiç şey yapmadım abi. Ne oldu lan? Yemin ederim yapmadım abi. Ne lan? Abi. Recep. Abi fotoğrafçıyım ben abi. Sikerim seni. Sen olayı çekiyordum abi. Akın Bey söyledi. Git de dedi. Takip et dedi. Her adamını bil dedi abi. Abi. O benim ekmek kapım. Konuş bana. Tak. Amirim yalnız arkadaşın GBT'si temiz. Ne güzel. Tamam. Bir günlük bize misafir olsun. Bir güncük. Tamamdır abi. Tamam, siz devam edin. Fotoğrafçı hakkında daha önce şikayette bulunulmuş fakat magazin basının iş tanımına giriyormuş. O yüzden bir şey çıkmamış. Fotoğraf makinesindeki kareler? Defne Hanım'ın evi dışarıdan, bir de siz köftecideyken. Başka bir şey yok. Mı? Tamam, teşekkürler. Emir'i normal odaya almışlar. Bilinci hala açık değilmiş ama ayılma ihtimali var diyorlar. Lazım abi. Hani memur nerede kapıda? Komadaki hastaların bazen etraflarındaki konuşmaları duyabildiğini okumuştum. Emir de belki bizi duyuyordur. Onun en sevdiği şey müzik. O yüzden müziğe bir tepki verir ya da onu kurtulmaya çalıştığı karanlığın içinden kurtarır diye düşündüm. Sizi anlamıyorum Melih Bey. Emir belki de babanızın katili. Yani ona müzik dinletmek yerine boğazını sıkıyor olmanız daha anlamlı gelirdi bana. Ablam böyle düşünüyor. Ama ben Emir'in katil olduğuna inanmıyorum. Can almak, bir cinayet planlamak. Bunlar Emir'in yapabileceği şeyler değil. O sadece travmatik bir çocuk. O kadar.
Bu arada benim size büyük bir teşekkür borcum var. Siz benim hayatımı kurtardınız. Büyük bir çaresizlik anında alınmış bir karardı ama... ama sayenizde... daha yapacak bir sürü işim olduğunu anladım. Çok teşekkür ederim. Ferhat. Emre Tanrı'yım. Aramayı bu bölgede yoğunlaştırıyoruz. Emredersiniz amirim. Arkadaşlar aramayı bu bölgede yoğunlaştırıyoruz. Vallahi Çınar Bey elimden geleni yaptım. Şanslıymışız. Yazarın eli biraz ağırmış. Gerçi yarım harfler var arada ama... Bazen resmi tamamlamak için küçücük bir ipucu bile yeterlidir. Biz bunu bir yazarın el yazısıyla karşılaştıralım. Bakalım ne çıkacak. Sağ ol abi. Yani galiba bu. Sanırım Emine Erbağ. Yani emanetçi demek. Yani dört emanetçi. Pahasına koruyacak mısınız? Bakın bir daha soruyorum. Allah'ın adıyla söylüyorum. Her birinize yek yek söylüyorum. Osman. Kerim. Vasıf. Ziya. Koruyacak mısınız? Koruyacağız. Koruyacağız sanırım efendi. Vakti geldiğinde hepinizi tek tek bulacağım. Ve bu emanet ettiğim kağıtları sizden alacağım. Ateş, Osman, Hava, Kerim, Su, Vasıf, Toprak, Ziya. Hadi. Hadi. Birinci isim olarak, birinci isim şair diyor. Şair. Aa, Şair Kerim. Dedemi yazmışlar. Şair Kerim efendi. Peki. Yani yanında da bir adres gibi bir şey var ama. Peki başka bir isim var mı? Ziya. Vasıf. Ziya Vasıf. Ziya Vasıf. Bu Ziya. Bu ikinci sıradaki ikinci isim Ziya olabilir. Ziya Efendi yazıyorum ikinci ismi. Ziya Efendi Vasıf. Bu değil. Vasıf. Bak şu harf bu Vasıf Efendi'ye uygun görünüyor. Buna da Vasıf yazıyorum. Vasıf Efendi. Buraya onu da not aldım. Peki dördüncü isim? Vasıf Ziya. Okuyamıyorum. Thank you.
amirim. Bimerhanede koleradan ölenlerin listesiyle yeni keşfedilen listeyi karşılaştırdığımızda dördüncü isim Osman Efendi çıkıyor. Soy ağaçlarını çıkartabildik mi? Çıktı amirim. Kayıtlarda uygun iki aile var. Birinci aile 90'larda yurt dışına taşınmış. İkinci aile ise hala burada. Osman Efendi'nin torununun torunu Orhan Akyüz. 5 yıl önce vefat etmiş. Karısı Fatoş ve oğlu Turhan Hürmetçi köyünde bir at çiftliğinde yaşıyor. Fırat amirim, bulduk. Yani sen güvenliğin olsun. Hemen abi. Hayırdır memur bey? Sen aşağıya. Sen de yukarı. Fatoş Akyüz, Turhan Akyüz. Fatoş Hanım çarşıya gitti. Turhan Bey de ata biniyor. Ne için lazım idi? Komiserim. Babam bizi terk ettiğinde ben daha 3 yaşındaydım. Yani doğru düzgün yüzünü bile hatırlamıyorum. 4-5 sene önce eski ortağı Cemil abi ölüm haberini getirdi. Mezarı nerede onu bile bilmiyoruz. Yani bu katil niye bizim peşimize düz? Bizden ne isteyebilir ki? Peki babanızın büyük dedesi Osman Efendi hakkında bilginiz var mı? Annem babamın konusu açıldığında manyağın tohumu, deli bunların soyu diye hep söylenirim. Ama bizim büyük dedenin bir akıl hastalığı varmış galiba. O kadarını biliyorum. Peki babanızın ailesinden kalan bir mektup, bir belge ya da bir yazı, bir şey var mı? Var galiba. Birkaç tane eşyası var. Ahırda eski bir sandıkta duruyor. Yani o da çürümediler. Buyurun. Alabilir miyim? Babanızın mı bu? Bilmiyorum. Evet, babasınındı. Büyük dedesinden kalma olduğunu söylerdi hep. Annem. Fatoş Hanım merhaba. Başkomiser Çınar Demir ben. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Çınar Bey babamla ilgili bir konuyla alakalı gelmiş anneciğim. Evet, duydum. Kapıda hanım hanımcık bir kızcağız anlattı geldiğimde. Fatoş Hanım. Katilin Orhan Bey'in ailesinden kalan, üzerinde Osmanlıca harflerin olduğu bir yazı veya bir eşyanın peşinde olduğunu düşünüyoruz. Pardon. Bakar mısınız? Daha önce böyle bir sembol gördünüz mü? Orhan Bey size ailesinin bir sırrını anlattı mı? Yok, bahsetmedi. Rahmetli zaten ketum bir insandı. Mekanı cennet olsun. Ve oğlum, bir şeyler ikram ettin mi? Yok anneciğim, fırsat olmadı. Buyurun bir kahvemizi iç. Sağ olun, teşekkürler. Bir süre ekipler kapınızda olacak. Aklınıza bir şey gelirse bize haber verin, tamam? Hay hay. Çok teşekkür ederiz komiserim. İyi günler. İyi günler. Amirim. Fırat. Nasıl gidiyor soruşturma? Seyit Ali amirin tavsiyesi işe yaradı amirim. İskeletin nereden geldiğini tespit ettik. Birkaç yüz metre ötede de üstünde bulunan kıyafetleri parçaladık. Büyük ihtimalle.
Suyun üstüne şeyler. Cinayet, cinayet silahını düşünüyoruz. Bir avcı bulduk. Kalibre suyuyor. Tabii suyun içinde olduğu için seri numarası birazcık zarar görmüş. Ama şu an üstünde çalışıyorlar. Tamam. Çözüyorsun işte. Aferin. Sağ olun amirim. Nalin. Bu Orhan'ın bir iş ortağı varmış. Onu araştıralım. Tamam amirim. Evet. Bu akşam kahvemi sen yapıyorsun. İsmihan Sultan. Bu yaşta hile mi yapıyorsun sen? Öyle şey olur mu oğlum? 50 sayıydı o. 500 yazdın ama. Aa, öyle mi yapmışım? Yaşlılık işte. Gözlerim de iyi görmüyor. Hem sen kaç kağıtla oynuyorsun babaanne? 9. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Demek fazla almışım. Tamam babaanne. Bu akşam kahveni ben yapıyorum. Senin hatan ne biliyor musun oğlum? Rakibini takip etmiyorsun. Yalnız kendi eline odaklanıyorsun. Sade. Güzeller. Abi biz salak mıyız ya? Ya senelerdir gelmiyoruz buraya. Çocukken ne güzel kaçıp kaçıp evden gelirdik. Babam da peşimizden. Aşağı inince de enselerdi bizi. Ama beklerdi. Güneş doğardı. Balonlar havalanırdı. Biz kurtlarımızı dökene kadar karışmazdık ya. Sonra eve giderdik. Annem kahvaltıyı çoktan hazırlamış olurdu.
kahvaltıdan sonra bana kızardı. Bana küçük, sana büyük fırça. Bana hem ben kaçtığım için hem de sen kaçtığın için kızardın. Acaba gideceğimi duysa ne derdi? Ne diyecek? Bana kızardı. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Onda %10 yaparım. Size %30 yaparım amirim. Eyvallah, sağ ol da. Elinizde Orhan Akgüz'e ait Osmanlıca bir yazı ya da ne bileyim bir obje varsa biz aslında onunla ilgilenelim. Orhan Akgüz. Eski ortağım olur. 20 yıldır görmüyorum. Bizim eski dükkan. Lanet büyüteci ver bana. Buyurun amcım. Şu fotoğrafı yansıt. Emredersiniz amirim. Hazır amirim. Büyüt bana bunu. Yakınlaştır şuraya. Evet. Netle. Son sembolümüzü bulduk. Turan küçücüktü. Aylarca pencerenin önünde bekledi belki döner diye. Ama ben bir kere bile bakmadım. Bir yosma için bizi bırakıp giden adamı geri dönse bile içeri sokmazdım zaten. Neymiş? Aşık olmuş. Tespih sizde mi? Hayır. Orhan yanından hiç ayırmazdı. Tespih mezarından çıksa şaşırma. Bakın Fatoş Hanım. Tespih kimdeyse hayatı tehlikede olabilir. Çok ciddi bir durum. Anne anlatmayacak mısın? Turan sen karışma, içeri gir. Girmiyorum anne. Turan sana içeri gir dedim. Girmeyeceğim sana. Ya. Yeter artık. Babam öldü gitti, neyini anlamıyorsun bunun? Çınar Bey, aradığınız tespih babamın ikinci ailesinde olabilir. Hülya Kabancı. O kadından bir oğlu daha var. Hiçbir zaman evlenemediler. Çünkü annem hiçbir zaman boşanmaya razı olmadı. Alo Hülya Hanım. Hülya Hanım, biz soruşturma kapsamında eşiniz, hayat arkadaşınız Orhan Bey'den kalan tespih arıyoruz. Çok önemli. Tespih oğlum da. O da babası gibi yanından hiç ayırmaz. Hayırdır, bu ne soruşturması memur bey? Hülya Hanım, oğlunuz nerede?
kolay gelsin. Hoş geldiniz. Mert Kabancı burada mı? Mert Kabancı, evet yukarıda. Ortahisar Kalesi'ne Kapadokya'nın gözü denir. Kapadokya'nın her yerinden görülebilen en büyük ve en güzel peri bacalarından bir tanesidir. Şöyle arka tarafınıza baktığınız zaman Uçhisar Kalesi'ni de görebilirsiniz bu mevkiden. O da Kapadokya'nın en büyük ve en güzel peri bacalarından biridir. İpek Yolu üzerindeki kervanların Mert Kabancı uğrak noktasıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyoruz. Buyurun beni takip edin. Arkadaşlar pardon. Pardon. Pardon bir saniye. Arkadaşlar pardon. Çekil polis! Yaralı var. Ortahisar Kalesi'ne acil sağlık ekibi yollayın. Katili ararken resmen ona rehberlik ettim. Güpegündüz yanımdan geçti gitti. Kim bilir ne zamandan beri beni izliyordu. Ya çocuk karşı koysaydı. Ya tenha bir yerde sıkıştırsaydı onu. Biri daha benim yüzümden kurban olacaktı. Beni bu dosyadan al abi. Al. Çınar'ım. Oğlum. Evladım. Bak rahmetli baban olsaydı seninle gurur duyardı. Olsaydı ne olurdu abi ya? Olsaydı ne olurdu? Çekerdi sıkardı arkasından değil mi? Hatta yetmezdi. Ona bile gerek kalmazdı. Sırf birisi ona omuz attı diye tutardı. Yakalardı ensesinden. Bir bakmış katili yakalamış. Oğlum ben onu mu dedim şimdi ya? Ya biz böyle olaylarla kaç kere karşılaştık? Senin haberin var mı ya? Ne yaptınız peki abi? Bravo! Aferin koçuma. Aferin. Dik. Ulan. Hadi oğlum. İnşallah. Az kaldı. Aferin aslanım benim. Aferin çocuğum. Aferin. Gördün mü bak? Bravo. Bak. Seyit amcası gördün mü? Tamam. Bu takip edildiği içindir. Şimdi de suçu süklüm tüklüm kendinde aramasına bir kade. Doğru. Doldun. Ulan biz kaç şişe ceza kızım, çektik bir zamanında. Oğlum rakı bitti. Kaç şişe ceza çektik. Mert rakı getir oğlum. Ver bana. Heh, al bakayım çocuğum. Al bakayım. Ha, bunu yavaş iç. Tamam bunu yavaş iç. Tamam, tamam. Alo. Tamam yavaş iç. Duymuyorum bir saniye. Geliyorum. Bana.
Dolmanın içinde bir şey koymuşlar. Midem yandı. Bu ne? Midem yandı. He. Bir şey yok oğlum, midemi yapacak şimdi. Birazcık kuş uzunu, azıcık zencefil, bir de sarçın. Falan oluyorsun. Tuzlu oğlum bu. Tuz yok, hiç tuz yok. Seyitanım, söyle oğlum. Bulduk. Takıyorum. Neyi bulduk? Senin kayıp dosyayı çözüyoruz. Ne diyorsun? Tüfek Yılmaz tütüğün çıktı. Hapı be aslan. Hatırlıyor musun Yılmaz tütüğün? Ne oldu? İçen konuştuk. Başlar. Olay var. Tüfek koymuş. Başlar. Olay var. Aferin sana. Helal olsun. Aferin. Vallahi bravo. Bravo. Hep çalışıyor çocuk. Kutlayalım o zaman bunu. Kutlayalım, hadi. Ceza rakısı mı, bir de ödül rakısı. Tebrikler falan. Sen gel. Gel 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 gel. Hadi kızım. Tebrik edelim. Hadi. Sağ ol abi. Hadi bakayım. Defne Hanım. Defne Hanım.